Bugün 5 ile bölünebilme kuralını, nasıl hesaplandığını ve birkaç örnek yapacağız. 5 ile bölünebilmenin kuralı son rakamın 0 ve 5 olması. Son rakamı 0 ve 5 olan bütün sayılar 5'e tam bölünür, kalan yoktur. Son rakamı 0 ve 5 değilse de kalanla bölünür, kalan 1, 2, 3 ve 4 olur. Bunu da son basamaktaki sayıya göre karar vererek buluyoruz. Örnekler üzerinde bakalım. İlk sayımız 30, son rakamı 0 olduğu için tam olarak bölünür. 42 sayısının son basamağı 2'dir, 0 ve 5 olmadığı için kalanlı bölünür, tam bölünmez. Kalan ise son basamaktaki 2'dir. 1207 sayısının son rakamı 7'dir ve 5'in katı değildir, kalanlı bölünür. Kalan ise 5'ten sonra 2 saydığımız için kalan 2'dir. 4579 sayısının son rakamı 9'dur, kalanlı bölünür. Kalan ise 6, 7, 8, 9, 5'ten 4 arttığı için. 934.755 sayımızın son basamağı 5 olduğu için bu da tam bölünür. Konuyla ilgili bir de test çözelim. 7, 6, 5, M sayısı 5 ile kalansız bölünebildiğine göre M kaçtır? 4 basamaklıymış, rakamları farklıymış. Öncelikle 5'e tam bölünebildiğine göre M sayımız 0 ya da 5'tir. İkinci dikkat etmemiz gereken rakamları farklı diyor. O zaman ben burada 5 rakamını kullanamam. Çünkü sayımda zaten 5 rakamı kullanılmış. O zaman cevabımız A şıkkı oluyor. Bilgiyi faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir Garip Matematikçi kanalımıza bekleriz. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.